özellikle sünnet olanlar için deniz ve havuza girmenin sakıncası olur mu? Şimdi aslında tabii çocuklar çok hızlı iyileşiyorlar. Yapıları gereği, yaşları gereği, sabunma mekanizmaları gereği. Dolayısıyla sünnetten tabii hemen sonra deniz ve havuzda bir takım sorunlar şöyle olabilir. Genelde dikiş atılıyor sünnet işleminin sonunda. Evet. O dikişlerin erimesi bir 15-20 günlük bir süreç. Bu süreçte belki havuza girmesi özellikle havuzdaki kimyasallar açısından sorun yaratmasa da hani çok tercih edilebilecek bir şey değil. Aksi olarak tuzlu suyun çok daha çocuğa yararlı olacağına, deri iyileşmesinin, o şişliğin geçmesinin çok daha iyileştirici olacağına inanıyorum. Ama hani bir çocuk sünnet olduktan sonra kesin ve net bir şekilde 3. 4. günden itibaren duşunu, banyosunu alabilir. Dolayısıyla yani dikiş varken, henüz yara iyileşme sürecindeyken su değmez diye bir kural yok. 48 saatten sonra her tür ameliyatta, her tür dikişte, her tür yarada 48 saatten sonra çocuğun suyla teması, sabunla teması, şampuanla teması mümkün ve hiçbir sakınca yok. Ama işin içine havuz girince işte ortak kullanılan değişik mikropların da bulunabileceği, bulunmaması için de belki bir dolu kimyasalların bulunduğu su ortamları da havuzları da ben olsam hani çocukları bir 10 gün, 15 gün havuzdan uzak tutmayı yeğlerim. Ama deniz için aynı şeyi söylemeyeceğim. Temiz olduğuna inandığınız bir denizde tuzlu suyun o yara bölgesini de daha hızlı iyileştireceğine emin olabilirsiniz. Yani denize de gene bir hafta bir süreç koyabiliriz. Tabii çocuklar şu ara ne kadar bisiklet vesaire tercih ediyorlar bilmiyorum. Biraz eskiye göre ilgileri azalmış ama hani gene bir 10-15 gün bisiklete binmemesi, top peşinde koşmaması, bir de böyle çocukluk çağı yaramazlıklardan uzak durması bir 10-15 gün iyi olur. Yaranın, dikişlerin korunması açısından. Bununla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Evet, önerilerde de bulunduk. Peki hocam, ailelere buradan sünnet öncesi ve sonrası önerileriniz, mesajınız olur mu? Son olarak ne demek istersiniz? Yani aslına bakarsanız sünnet öncesi süreç çok daha önemli. Bir kere çocuğun önceki sünnet algısı. Yani ne yapılacak bana? Nasıl bir işlem olacak? Ağrısını duyacak mıyım? Sonrasında ne olacak? Yani çocukları ben okuldan, belki arkadaşlık ortamından, belki de ailedeki ikinci derece, üçüncü derece o akrabalardan çok kaygılandırılmış bir şekilde geldiklerini görüyorum çocukların. Evet. Bu çok üzücü. Demek ki anne babaların burada görevi, sorumluluğu çok daha yüksek. Çevreden şaka yollu, korkutma, kaygılandırıcı uyarılar geldiği halde anne baba bunu çocukla oturup konuşup sen bu işleme olacaksın. Ama hiçbir şekilde ağrı duymamanı sağlayacağız. Doktorumuz da sana bu konuda yani gerekli bilgileri verebilir, kafana takılan soruları cevaplayabilir. Ve bunu ister sadece lokal anestezi dediğimiz bölgesel uyuşturmayla, ister komple uyutmada, sen bunu öyle ağrılı, korkutucu, dünyanın sonu olabilecek bir işlem gibi kesinlikle görme, yanındayız ve beraber bu süreci atlatacağız diye önce anne baba rahatlatmalı bu evde olacak kişi. Çünkü ikinci, üçüncü halka çevreler işte sınıfta, okulda arkadaşlardı. Yani kötü bir niyet olmasa da çocuğu çok kaygılandırıyorlar, bizim işimizi zorlaştırıyorlar. Dolayısıyla çocuğun rahatlatılması çok önemli. Bazı anneler bu konuda hani pedagogla görüştürmeye kadar da götürebiliyorlar. Çocuğumuz hazırlansın, hazır olsun gibi. Ve genelde sonuçlar çok iyi. Yani aile çocuğu ne kadar iyi hazırlamışsa, ne kadar bu işlemi hazır hale getirmişse çocuk süreci o anda ve sonrasında çok daha kolay atlatıyor. Ama bazen bakıyorsunuz hani çocuk sünnet işlemi olacağını dahi bilmeden gelebiliyor. İşte orada bir kaygı patlaması, bir aşırı stres, anne baba da ona uyabiliyor. Onlar da kontrollerini kaybedebiliyor. O noktada işlem çok zorlaşıyor. Yani cerrahi olarak da zorlaşıyor, çocuk için de zorlaşıyor, anne baba ne yapacağını bilmiyor, çocuk söz dinlemiyor gibi. Dolayısıyla bence çocukla baştan konuşup, olanı anlatıp, olacakları anlatıp diğerlerine inanmamasını sağlamak ev içindeki ortamda çok önemli. Burada bir psikologdan da yardım da alınabilir. Sosyal medya mecralarında
bununla ilgili birçok video var. Ben de bunu vurgulayayım bu arada. Hani işlemin çok büyütülmeyecek, ağrı ve eziyet edecek, çocuğa acı verecek bir işlem olmadığını evde net bir şekilde söylemek lazım. Biz pipide soğutucu spreyle soğutuyoruz. Dolayısıyla uyuşturulma işlemi de çok ağrılı olmuyor. Bir diş uyuşturucusu kadar bile değil belki. Dolayısıyla anne babanın evde bu konuşmaları yapması, beraber bu süreci atlatacağız, yanında olacağız, sonrası da çok zor olmayacak gibi çocuğu rahatlatıcı konuşmaları çok önemli. Bunları bütün konuştuktan sonra çocuğun bu kaygıyı yaşamayacağı yaşlara gelmemiz, onu vurgulamamız önemli. İşte onun için diyoruz hani 0-3 yaş arası doğumdan itibaren 3 yaşa kadar doğumdan itibaren 24. saatten itibaren 3 yaşa kadar sünnet işleminin olması bütün bu konuştuklarımızı boşa düşürüyor. Evet. Çocuğun ne bir kaygısı, ne bir okul arkadaşı, ne bu konuda bir algısı, korku algısı olmadığı için sünnetin o yaşlarda, küçük yaşlara indirilmesi bence çocuğun psikolojisi açısından, olayı da hatırlamaması açısından çok önemli. Ama biz hatırlamasını istiyoruz, törenini istiyoruz, kendi de bilsin dendiği zaman da bence o zaman ya genel anestezi altında sünnet olması ya da gene lokal anestezi düşünülüyorsa 7-8 yaştan itibaren çocuğun algısının, idrakinin daha gerçek hayatla bağdaştığı yaşlara doğru yapılması bence çok daha uygun olur. Belki de şu son bir dakikada anlattıklarım en önemli konular oldu. Bilemiyorum başka aklınıza takılan sorular. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Varsa. Bugün gerçekten ailelerin özellikle sünnet konusunda birçok merakları vardı. Sormak istediği sorular vardı. Evet. Bu vesileyle bunları sizlere sormuş bulunduk. Evet, bu bilgilerden dolayı da size çok teşekkür ediyoruz.